Herkese merhaba, ben Doruk ve bugün sizinle biraz sınav konuşuyoruz. Kanalımı bu videoyla bulduysanız öncelikle hoş geldiniz. Bu sene ilk defa yapılan YKS sınavına girdim ve bugün sizinle deneyimlerimi paylaşacağım ve birkaç tavsiyem olacak sınava hazırlananlara. Zaten önceden kanalımı takip ediyorsanız da sınava hazırlandığımı biliyordunuz çünkü bir senedir ortalarda yoktu. Şimdi öncelikle temel şeyleri ortadan kaldıralım. Ben sayısal olarak hazırlandım 11 ve 12. sınıfta. Buraya sıralamamı koyacağım. 6028. oldum yanlış hatırlamıyorsam sayısalda. Dile de girmiştim. 822. oldum onda da. Ve gözlüklerim parladığı için çok üzgünüm, biliyorum. Çok korkunç gözüküyor. Video tamamlamaya geçmeden önce seneye sınava girecek olan YKS adayı şu anda seninle konuşuyorum. Geçen sene izleyecek videolar ararken hani sınava nasıl hazırlanmalıyım, nasıl çalışmalıyım, hangi bölümleri tercih etmeliyim gibi herkese izliyordum ben. Ama sözde profesyonel hocaları ya da rehberlik hocalarını izlemektense sınava yeni girmiş, yeni çıkmış olan insanları izlemek senin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani evet, o insanlar bize çok yardımcı oluyorlar. Başımızın üstünde yerleri var yani ders çalışma programı falan açısından. Ama sınavın stresini asıl biz çekiyoruz. Biz ve ailelerimiz çekiyor. Dolayısıyla ben ya da benim gibi bir sürü video çeken insan var, sınava yeni girmiş olan ya da birkaç sene olmuş olan, fark etmez. Onların tecrübelerini dinlemek senin için daha faydalı olacaktır. YKS 2018'in şöyle çabucak bir özetini geçecek olursak, TYT'de süre problemi yaşadım. AYT'de aslında süre problemi yaşamadım ama AYT matematik sorularının bile hikaye gibi olmasından dolayı bir şoka uğradım ve o şoku atlatmam açıkçası biraz sürdü. Bütün sorular hikaye gibiydi. Özellikle TYT'de sosyal uzundu, fen uzundu, matematik uzundu, Türkçe zaten uzundu. Bir örnek vermemi istiyorsanız ben Türkçeyi normalde 35 dakikada falan bitiriyordum maksimum ve 50 dakikaya yakın sürdü bu sınavda. Buradan ne kadar şey olduğunu anlayabilirsiniz ama sanırım bu kadar zaman ayırmam daha az yanlışım çıkmasına neden oldu. Çünkü benimle aynı hayalde olan insanlar bayağı yanlış yapmışlar. Matematikte bildiğimiz tarzda hiç soru yoktu benim girdiğim denemelere. Birazcık son zamanlarda çözdüğüm denemelere biraz benzese de genel anlamda çözdüğüm denemelerle. Tabii ki alakası yoktu. Böyle olacağını biliyorduk. MSÖ gibi geldi gerçekten. Ben MSÖ'ye şahsen girmemiştim ama birazcık benzer sorular geldi. Sayısal mantık tarzında. Fende hiç beklemediğim yerlerden yanlışlar yapmışım anladığım kadarıyla. Ben sınavdan çıktığım zaman kontrol etmemiştim sınavı. Ya TYT ya da AYT. Çünkü hani o moddan kurtulmak istiyordum ama çok yanlışım çıkmış. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Sosyalim de aynı şekilde. Ben coğrafyaya çalışmıştım arkadaşlar. Yani son birkaç ayda. Felsefeye de çalışmıştım. Tarih ve dini çalışmamıştım ama hani tarihi fullemişim anladığım kadarıyla. Felsefe ve dine doğru düzgün zaman ayıramadığım için sanırım onlardan yanlışım çıktı ya da boşlarım oradan. Coğrafyadan da yanlışım var anladığım kadarıyla. Yani çok da çalışmam gerekmiyormuş. Bunu söyleyebilirim kesinlikle. AYT'de ise ben bir sayısal olarak benim matematiğim fenimden hep biraz daha alttadır. Yani ikisini de yapıyorum ama feni daha iyi yapıyorum. Hani feni daha çok seviyorum çünkü. Bölüm seçerken 10. sınıfın başlarında hani şey diyordum. Türkçe fen diye bir şey yok mu yani? Niye matematik çözmek zorundayım falan gibi. Orada ama matematik beni kesinlikle öne attığını düşünüyorum. Çünkü insanlar farkında olmadan bir sürü yanlış yapmışlar ya da soruları anlamada gerçekten güçlük çekmişler. Benim daha hızlı anlamam, süremi daha iyi kullanmam matematikte benim hayatımı kurtardı. Yani şükrediyorum matematiği yapabildiğime. Böyle. Diğer puan türlerinde de anladığım kadarıyla matematik bütün etkisini göstermiş. TM'lerde de matematik yapan direkt öne geçmiş. Sadece edebiyat yapan ve matematiği biraz yapanlardan ben öndeyim mesela eşit ağırlıkta. Bilmiyorum ne olacak. Merak etmeyin. Hukuk seçmiyorlar ama yazanlar da olacaktır. Bu video izleyen dilciler var mı bilmiyorum ama arkadaşlarımdan mesela benden bir doğrusu fazla olan dilci 4000'e atmış, TYT'si kötü olduğu için benim TYT'm iyi olduğu için beni ilk 1000'e atmış. Merak etmeyin, dilden de tercih yapmıyorum ama sıralama çok daha düşük geldiyse beklediğinizden. Merak etmeyin, ben kendim gibi öylesine giren bir sürü sayısal tanıyorum dile ve onlar iyi yapmışlar. Onlar sizin önünüzden çekilecektir. Ben gene istediğiniz yerlere yazabilirsiniz yani. 2019 YKS'nin gene bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. Sınav sistemine hiç güvenmiyorum. Dolayısıyla iyi ki ortalarda bir sıralama almadım. Çünkü mezuna kalma fikirleri aklımda olsaydı ben bu videoyu çekecek rahatlığı bile bulamazdım açıkçası. Mezuna kalanları da kesinlikle bir sene daha sabır diliyorum. Umarım daha çok daha iyisini yaparsınız. Önümüze bakalım diyorum. Şey diyorlar, sınavda hani çok iyi bir sıralama yapılamadı. Dolayısıyla soru sayısı artabilir falan diyorlar. Süreler ya da artabilir diyorlar. O yüzden yani akıl erdirmek imkansız. Her sene değişen bir sistemin içerisindesiniz. Sınava gireceklere şu anda sabır diliyorum. Umarım doğru kaynakları, doğru zamanlamayı, doğru stratejileri kullanırsınız. Bunlar hakkında videolar çekmek istiyorum. Siz de istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz sorularınız varsa. Özellikle sayısalcılar hani dilden mesela eşit ağırlıktan da TYT için belki bazı sorularınız olabilir. Bu şekilde sizinle paylaşabilir. Kaynak tanıtımı gibi videolar çekmeyi düşünüyorum. Bana sosyal medyalarımdan ya da YouTube'dan her zaman ulaşabilirsiniz ve sınav konusunda rahatsız edebilirsiniz. Çünkü size yardımcı olmayı gerçekten isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.